Çocuklar uzun süre evde kapalı kaldığından birçoğunun psikolojisi bozuk. Bence açılmalı. Yani çocuklar çünkü eğitimden çok geri kaldılar. Sağlık durumumuz iyi olursa açılsın eğitim, her zaman için şart. Soğukta mikrop, virüs daha hızlı yayılıyormuş. Yani yazın da olsa açılmamalı zaten. Ya bence bu tamamen kişiye göre değişir. Bazı öğrenciler için açılması gerekiyor ama bazı öğrenciler için de açılmaması daha iyi. 15 Şubat'ta açılmayacağını herkes biliyor yani. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta açılmasıyla ilgili ilke karar aralıklarını açıkladı. Sizce yüz yüze eğitim açılmalı mı? Açılmalıdır, evet. Neden açılmalı? Gençlerimiz hep istiyor açılmasını tabii ki. Kötü oluyor, herkes bunaldı. Covid'den dolayı açılmasını çok isterim tabii ki. Vaka sayı artışlarına göre açılması gerekiyor. Vaka çoğalınca açılmaması gerekiyor. Yani vaka sayısına kalmış bir şey. Ya şu an için bence açılmalı. Çünkü öğrenciler çok geride kaldı. Yani açılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Vallahi açılsın, yoksa çocuklar çok geride kalacak. Hani ne kadar hani çocuklara hani %10 da olsa bir katkı olur. Şimdi zaman geçiyor, çocuklar da büyüyor. Hani zaman geçtikçe çocuklar geriliyor. O yüzden hani ben gurbetçiyim, yani ben burada kalmıyorum normalinde. Hollanda'da her online dedikleri hani uzaktan eğitim vermektedir. Hani orada da aynı soru, sıkıntı var. Hani o yüzden ben diyorum ki olmalı. Vallahi gerekli önlemler alındıktan sonra açılmasında bir sakınca yok. Ama gerekli önlemlerin hem okulda hem de velilere bilgi vererek yapılması lazım. Yoksa açılırsa daha büyük şeyler olabilir, daha büyük sorunlar olabilir. Vallahi o zamana zannetmiyorum açılacağını. Yani yine uzatırlar diye düşünüyorum. Neden? Ya kolay kolay bitecek gibi değil virüs. Aşı daha zor. Yani belli bir kısma vuruldu ama daha aşı gelmesi lazım ülkeye. İnsanları aşılamadan zor yani şey yapmak. Okulları açmak riskli. Bence daha açılmamalıdır. Çünkü aşı tam olarak gelmedi Türkiye'ye. Daha aşının tam faydası da, yani yararının da tam olarak görmüyorum ben, bence yani. Geçen haberlerde izledim. Aşı olan 10 kişi ölmüş. Yani Almanya'da mı, Avrupa ülkesinin birinde. Yani tam şöyle tam randımanla aşı tamamen herkes olana kadar olmamalıdır bence. Bence iyi. Neden iyi? Çünkü çocuklar evde sıkıldı ya. Okula gitseler daha iyi olurlar yani. Evde çalışmaktan bunaldılar. Benim de var kızım. Sürekli telefondan çalışıyor. Evde çalışmasından okulda çalışması daha iyi yani. Öğretmenlerle yüz yüze konuşması, yüz yüze görüşmesi daha iyi, daha gelişmeli. Şimdi eğer koşulları varsa, imkan oluşturulmuşsa, yani çocukların derslikleri, atıyorum şu anda 25-30 kişilik derslikler var. Eğer bunlar işte 15-16'ya düşürülecekse, sabahçı ödenci yapılacaksa ve koronadan biraz daha böyle sağlık, işte hijyen yönünden sağlıklı olacaksa tabii ki çok iyi olur. Çünkü çocuklar evde boğuldular. Bir yıldır evdeler yani böyle. Benim de iki tane kızım var şu anda. İki bilgisayar işte biz alabildik ama alamayanlar var, imkanları olmayanlar var böyle. Ondan dolayı doğru bir karar olacak ama şartlar oluşturursa doğru bir karar. Açılmalı ama açılabilirse açılabilir. Yani şartlar ona el verirse açılır, yoksa açılmaz. Yani onun söylediği doğru değil. 15 Şubat'ta açılmayacağını herkes biliyor yani. Yani çünkü daha diğer şeyler yapılmadıktan sonra eğitim mümkün değil. Yetişkin insanları kontrol edemedikten sonra öğrenciler mümkün değil, kontrol edemez. Hastalık daha çok yaygınlaşacak. Özellikle de bu şeyi, aşıyı öğrencilerden başlatması lazım. Kültür seviyesi düşük insanlardan başlatması lazım ki nasıl hareket edeceğini öğrensinler. Ya bence bu tamamen kişiye göre değişir. Bazı öğrenciler için açılması gerekiyor ama bazı öğrenciler için de açılmaması daha iyi. Mesela ben İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da uğraştığım birçok iş vardı. Oyunculukla falan uğraşıyordum. Bu yüzden açılması benim için çok daha iyi olacaktır ama bazı öğrenciler çok zor şartlarda okuluna gittiği için onlar için açılmaması daha iyi bence. Ya sağlığa göre bence açılmalı. Sağlık durumumuz iyi olursa açılsın eğitim, her zaman için şart. Açılmasına yani yanayız genellikle. Açılırsa iyi olur. Bence açılmalı. Yani çocuklar çünkü eğitimden çok geri kaldılar. Zaten Eğitim Bakanlık biliyor zaten durumuna bakarak sayısı. Bence açılması lazım. Bence açılmalı. Neden açılmalı? Çocuklar uzun süre evde kapalı kaldığından birçoğunun psikolojisi bozuk. Çocuklar evde şiddete maruz kalıyor. Korona hastalık tamam,
kötü bir şey, bir şey diye demiyorum ona ama bence çocuklar da geçici diye düşünüyorum. Ama psikolojik maruz atlatmaları daha zor diye düşünüyorum. Kesinlikle açılmamalı. Neden açılmamalı? Zaten kış ayı da geldi. Soğukta mikrop, virüs daha hızlı yayılıyormuş. Yani yazın da olsa açılmamalı zaten. Yani medyada yansıyanlar gibi, yansıtılanlar gibi olmadığını düşünüyorum. Yani maske sadece korumaz insanı. Hiçbir şekilde kapalı alanda temas olmayacak. Yani aynı havayı solmayacaksın. Maske çıkarttı mı bitti. Yani çocuğa bulaşsa çocuk ailesine bulaştırır. Oradan yani yedi sülalesine bulaşır. Bu şekilde kesinlikle açılmamalı.